Topraklarını gezmeye devam ediyoruz. Bu programımıza Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ayvalık köyündeyiz. Program konuğumuz Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hatice Dumanoğlu. Bu programımızda zerdalinin donlara karşı gösterdiği performansı konuşacağız. Yapmış olduğu çok güzel bir çalışma var. Bu çalışmayı sizlerle paylaşacağız. Konumadan dönerek programa başlamak istiyorum. Hocam merhabalar. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Meyvecilik ve soğuklar, iklimler değişti. Ve iklimlere karşı ister meyve ağacı olsun, ister sebze olsun, ister tarla bitkileri olsun gösterdiği tepkiler de değişti. Tabii meyvecilik olunca ağaçlar daha uzun yıllar yaşıyor ve dışarıda. Dolayısıyla soğuklara, sıcaklara, iklim değişikliklerine karşı farklı tepkiler gösteriyor. Bu bölgede de zerdalide güzel bir çalışmaya başlatmışsınız. İsterseniz önce bu bölgenin zerdali üretiminden bahsedelim. Yani zerdali bu bölge için önemli bir ürün aslında. İsterseniz ondan bahsedelim, programımıza öyle başlayalım. Zerdali kayısının tohumdan elde edilmiş ağaçları. Evet. Nevşehir ili Türkiye'de Erzincan ve Kayseri'den sonra zerdali ağaç sayısı bakımından 3. sırada yer alan bir il. Tabii ki ilin büyüklüğü dikkate alınırsa ki diğer iki ilden daha küçük bir ilimiz, bir hayli zerdali popülasyonu bulunuyor. Tabii ki zerdalinin orijini tohum olduğu için genetik farklılık çok büyük. Yani bunun anlamı ağaçların her biri diğerinden farklı özelliklere sahip, farklı özellikler gösteriyor. Hem verimlilik, hem çiçeklenme, hem stres unsurlarına dayanıklılık yönüyle. Yöre toprak yapısıyla da özel, sulama yapılmaksızın bu tüf esaslı topraklar üzerinde bu ağaçlar yetişebiliyor. Kayısı ülkemizde ikinci ana vatanı adeta. Şöyle ki esas ana vatanı olan Orta Asya ve Çin'den batıya doğru taşındığında bu topraklarda yaşama şansı bulmuş. Fakat özellikle geçit ve iç bölgelerde ilkbahar geç donları geçmişte olduğu gibi günümüzde de erken çiçek açan bu meyve türünde ürün kayıplarına neden olan çok önemli bir tabiat olayı. Tabii ki hedefimiz esasında kayısı üretimi, yani aşılı ağaçlarda ki bugün Türkiye'nin 300 milyon dolara yaklaşan, hatta geçen gelirini sağlayan kuru kayısıyı geliştirmek. Bilindiği gibi bu yıl, geçen yıl ilkbahar geç donlarından Malatya ve yöresinde ilkbahar geç donlarından çok büyük ürün kaybımız oldu. Hele geçen yılki kaybımız %90, hatta daha fazla. Bu aslında bakarsanız her yıl az ya da çok yaşanan bir tabiat olayı. Ve üretimimizi gerçekten derinden etkiliyor. Ne yapılabilir ilkbahar geç donlarına karşı? Tabii ki bildiğimiz yöntemler var. Hem bahçe kurmadan önce alınması gereken tedbirler, hem de bahçe kurduktan sonra alınan tedbirler. Bunlar biliniyor. Bu tedbirlerin önemli bir kısmı alınmasına rağmen maalesef ki özellikle son yıllardaki bu dengesiz seyreden, ilkbahar döneminde dengesiz seyreden hava koşulları nedeniyle, sıcaklık değişimleri nedeniyle adeta hiçbir tedbire aldırmadan çok büyük ürün kayıplarına neden oluyor bu olay. Her sene bu ilkbahar geç donlarından eğer çok büyük ürün kaybına neden olabiliyorsak bunun bir şekilde ıslahla geliştirilmek zorundayız. İşte burada öncelikle ilkbahar geç donlarına karşı genetik olarak ne yapılabilir sorusu akla geliyor. Konulardan birisi geç çiçeklenme, diğerisi de dayanıklılık. Geç çiçeklenme tabii ki çok faydalı bir özellik. Fakat bu ilkbahar geç donları o kadar düzensiz seyrediyor ki bir hafta 10 güne uzanan geç çiçeklenme bile maalesef ki bu zarara karşı tedbir olmaktan uzaklaşıyor. Fakat diğer bir konu daha var. Genetik olarak dayanıklılık.
bu konu üzerinde esas durulması gereken. Şöyle, nerede arayacağız bunu? Tabii ki öncelikle soğuğa dayanıklılığı tohumdan yetişmiş variyabilitenin çok olduğu ekolojilerde arayacağız. Çünkü genetik farklılık buralarda saklı. İşte Nevşehir'de bulunmamızın ana nedeni bu. Ağaç varlığı 150 binin üzerinde. Ağaca sahip Nevşehir ili ve Zerdali, bunların tamamı yani tohumdan yetişmiş genetik varyasyon gösteriyor. Geçen yıl 2014 yılında yörede sıcaklık -7 ile -13 santigrat derecelere düştü. Biz geçen yıl bütün sezon boyunca ulaşabildiğimiz bütün yolları deneyerek, ki burada Tarım İl Müdürlüğümüz, ilçe müdürlüklerimiz, muhtarlıklarımız, üreticilerimiz sürekli olarak sorgulayarak, bu kadar şiddetli donak rağmen ürün alınabilen ağaçları belirledik. Bu ağaçlar gerçekten bir özelliğe sahip ki ürün verebildi bu kadar şiddetli donda. Ve bu sene bunların yanında hala geç çiçeklenme, hala bütün ağaçlar donduğu halde, çiçek döneminde özellikle ürününü kaybettiği halde yeni çiçeklenen, çiçeklenmesini devam ettiren ağaçları arayışına başladık. Yeniden devam ediyoruz. Ve gerçekten çok enteresan durumlarla karşılaştık. Şöyle ki, etraftaki bütün ağaçlar bir değil, Mart ayından beri birkaç kez, en sonda 23 Nisan, 24 Nisan tarihlerinde yaşanan don olayıyla bütün ürününü kaybetmiş durumda. Ama bir kısım ağaç aynı dönemde olmasına rağmen, yani çiçekte, tam çiçekte olmasına rağmen bu donlardan hiç etkilenmemiş. Bu yılın 23-24 Nisan'ında yaşanan soğuk -4-5 seviyelerinde ve ağaçlar tam çiçeklenme sonu safhasında. Bu düşük sıcaklıklar tabii ki çiçek safhası için gerçekten çok riskli değerler. Buna rağmen dondan zarar görmeyen ağaçlar var Nevşehir Zerdali popülasyonu içerisinde. Biz evet bunları araştırıyoruz. Niçin araştırıyoruz? İki amacımız var. Bunlardan birisi yöre özellikle zerdali ürününe sahip ve meyve suyu sanayi için ürün tedarik eden bir bölge. Tabii ki eğer ürün ortaya çıkarsa. Bunun anlamı üst üste 4-5-6 yıl don olayı o kadar şiddetli yaşanıyor ki maalesef zerdali ürünü elde edilemiyor yörede. Buna acaba bir çözüm olabilir mi bulduğumuz genotipler? Yani bu belirlediğimiz genotipler tabii ki 3 yıllık bir denemeden sonraki, bizim bu projemiz TÜBİTAK tarafından destekleniyor. Araştırma grubumuz var. Olayı detaylı olarak ele aldık. Evet, birinci amacımız bu zerdalilerin yörede her yıl ürün veren tipler olarak bahçelerini kurup demonstrasyon amaçlı üreticiyi bu çeşitlere yönlendirebiliriz. Ama esas hedefimiz melezleme ıslahı çalışmaları öncesinde bu karakterlere sahip ebeveynleri tespit etmektir. Yani ileriki, halen bu proje içerisinde başlayacağımız ve ileride devamını düşündüğümüz kayısı ıslah projesi kapsamında melezleme ıslahına ebeveyn olarak kullanacağımız ilkbahar geç donlarına dayanıklı genotipleri belirlemek. Peki şimdi izleyicilerimiz merak ediyordur, daha doğrusu aklına gelmiştir. Peki bu bölgede kayısı yetişmiyor mu? O kadar çok çeşit kayısımız var ama bu bölgeye uygun kayısı çeşidi yok mu diye düşünüyorlardır eminim. İsterseniz evet, onun sebebini de açıklayalım. Yani neden bu bölgede tesirli kayısı çeşitlerimizden bir kayısı çeşidi yetişmiyor? Yöreye zaman zaman Tarım Teşkilatı'nın da teşvikiyle standart çeşitlerimizin fidanları getirilmiş. Hacı Haliloğlu, Tokaloğlu gibi. Ancak aynı, hala hazırda da var bunun ağaçları farklı yaşlarda. Bunlarda da ürün alınamıyor. Daha çok tohumdan, çünkü kurak koşullarda yapılan bir tarım şekli bu. Ve tohumdan yetişmiş ağaçlarla bu üretimi devam ettirmekten yanalar.
Ve muazzam bir popülasyon oluşmuş. Biz araştırıcılar için çok kıymet taşıyor. Evet, kesinlikle. Yüz binlerce ağaç içerisinde nedenini projemiz süresi içerisinde ortaya koyacağımız bir sebeple bu donlara karşı mukavemet gösteriyor. Üst üste ikinci yılındayız. İlk yıl ürününü gördük. İkinci yılda bu kadar bir seri dondan sonra hala çiçeğini, sağlam dişi organını izlediğimiz bu genotiplerde gerçekten bir ümit var. Yani ümit var, evet. Tipler ortaya, çeşitlemeyelim evet. Onu çünkü yok, henüz tipler var. Evet. Henüz başlangıcındayız işin. Ama iki yıllık gözlemlerimiz gerçekten yörede önemli bir potansiyel olduğuna işaret ediyor. Evet. Peki şimdi bölge geneline baktığımızda ağaçların da çok yaşlı olduğunu görüyoruz. Yani bahçelerin gerçekten eski ve düzensiz de olduğunu görüyoruz. Sizin gelecekte bahçelerle ilgili bir yorumunuz var mı? Ya bu bahçeler yenilenmeli mi? Üreticiler tamam yine zerdali üretmeye devam etsin ama biraz daha modern teknikler kullanarak ya da daha sık dikim yaparak böyle bir üretim şekline geçmeliler mi zerdalide? Evet, geçmişte ürünün kurutmalık ya da sofralık değeri nedeniyle ekonomik getirisi mevcutken günümüzde artık kuru ürün olarak da satamadıkları ifade ediliyor. Ve üst üste yaşanan donlardan dolayı kaybedilen muazzam bir ürün var. Ve bu durumlar, bu tablo karşısında üretici yeni bahçe kurmaya çekiniyor. Oysa ki her yıl ürününü alabileceğini belirleyeceğimiz genotiplere sahip olsa muhakkak ki bu bahçeler yenilenip her yıl ürün alacak duruma geleceklerdir. Kaldı ki başlatacağımız ıslah programlarıyla geliştireceğimiz kültür çeşit adayları bu yöre için de potansiyel. Bir seri çalışmadan sonra ortaya çıkaracağımız çeşitler bu yörelerde de tarıma, kayısı tarımı için önemli olacaktır. Yani aslında yaptığınız çalışma sadece işte Ayvalı köyüne, Ayvalı bölgesine özel Hayır, değil, kesinlikle. Tüm Türkiye'nin benzer tabii. Bölgelerine uygun olacak. Hedefimiz özellikle kurutmalık kayısı da yaşanan çok ciddi ilkbahar geç don zararına kalıcı çözüm getirmek. Bu yörede belirlediğimiz dayanıklı genotipleri ebeveyn olarak kullanacağımız bir melezleme ıslahı programı başlatmak. Dolayısıyla bu karakteri kurutmalık kayısılara aktardığımızda meyve özelliklerini de kaybetmeyecek şekilde yapacağımız testlerle ortaya çok sayıdaki hibrit arasından ortaya ümit var. Genotipler çıkardığımız an, bu bir tane dahi olsa evet. Çıkardığımız an aşılama yoluyla kayısı tarımımıza gerçekten çok önemli bir konusunu bertaraf etmiş olacak. Dona karşı dayanıklık değil, meyvenin kalitesi de önemli, meyvenin iriliği de önemli. Bunları tabii. Da tamamen araştırıyorsunuz zaten tabii, bu kesinlikle. Şey içerisinde. Şimdi biz burada karakter arıyoruz. Öncelikle biz bu proje kapsamında birinci aradığımız şey ilkbahar geç donlarına dayanıklılık. Evet. Bunda iki konuyu ön plana çıkarttık. Geç çiçeklenme ya da genetik olarak soğuklara, düşük sıcaklıklara dayanıklılık. Diğer bir projemizin amacı yine kurutmalık kayısı tarımımıza yönelik olarak iri meyveli genotipler bulabilir miyiz bu varyasyon, bu farklılık içerisinden. Diğer bir amacımız meyvelerini son turfanda yani Ağustos'un sonundan Eylül ayında olgunlaştıran bir tip bulabilecek miyiz? Proje amacımız 3 esas temele dayanmakta. Bunlar ayrı ayrı değerlendirilecek. Tabii ki ilkbahar geç donlarına dayanıklı fakat meyve özellikleri kötü olabilir. Fakat biz bunu sadece o ilkbahar geç donlarına dayanıklılık özelliği nedeniyle tutacağız ve standart çeşitlerimizden Hacı Haliloğlu ki kurutmalık evet. Kayısılarda en önde gelen çeşidimizdir. Artık sofralık olarak bile tüketilmeye evet, başladı. Bununla melezleyip elde edeceğimiz hibritler arasından işte bunlarda hem kurutmalık kayısı özelliklerine sahip hem de soğuklara dayanıklı olan bir hibrite ulaşmaya çalışacağız. Evet.
yani binlerce melezleme sonrasında bu hedefimizi gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Kesinlikle. Peki şimdi sahada çalışıyorsunuz. Bölge halkının yaptığınız çalışmadan ne kadar haberi var? Bir de onların tepkisi nasıl böyle bir çalışmaya? Projeyi aslında yöreyle birlikte yürütüyoruz. Görüldüğü gibi sayısız ağaç var. Bir kişinin veya bir araştırma grubunun tek tek bu ağaçlara ulaşmaya çalışması kesin olarak tip kaybına yol açacaktır. Evet. Her ağacın sahibi var yörede. Evet. Biz bu sahiplere ulaşarak ağaçlarını istediğimiz şekilde gözlem yapmalarını rica ettik. Evet. Ve onlar özellikle geçen yılki şiddetli dondan sonra haber verdiler. Benim ağaçlarım arasında ürün olan var diye Çağla döneminden itibaren. Ve biz bunu hemen gittik, yerini belirledik ve gözlem altına aldık. Tabii ki bu demek değil ki kesinlikle dona dayanıklı. Bu incelemeye değer bir tiptir bizim için. Sonra hem laboratuvar testleriyle, don testleriyle hem de aynı ağaç üzerinde 3 yıl sürecek gözlemlerimizle proje kapsamında hem de aşı kalemi bunlardan alarak eşit koşullarda ve de zor koşullarda bunları gözlemleyeceğimiz ileri arazi çalışmalarımız için koleksiyona dahil ettik. Yani çok yönlü olarak biz bunları adeta bütün gücümüzle dondurmaya çalışacağız. Negatif yaklaşacağız ama bütün bu negatifliğe karşı hala dayanıklılık gösteriyorsa evet bu bir soğuğa dayanıklı genotiptir diyebileceğiz. Şu anda işin henüz arazi yani doğasında Nevşehir'deki arayışlarımız devam ediyor. Yani şu an işin arazi kısmı bir de bunun arka planı var yani bilimsel kesinlikle. Analizleri var. Bir yandan o da devam ediyor. Kesinlikle. Fakat şu anda bulduğumuz genotipler hakkında yaklaşımımız denemeye değer. Evet. Henüz netleşecek aşama en az 2 yıl daha yapacağımız gözlemlerle ortaya çıkacak. Sonuca ulaşmak ne kadar sürecek hocam? Bulduğumuz zerdaliler soğuğa dayanıklı olarak tespit ettiğimiz an yörede yani görüyorsunuz sayısız ağaç var. Evet. Hepsi birbirinden farklı gelişme özelliğine sahip. Özellikleri çok çok birbirinden farklı. Her yönüyle farklı. Oysa ki bulacağımız eğer sofralık ya da sanayilik değere sahip ise aynı zamanda bunların yetiştiriciliği yönünde yöreye demonstrasyon bahçeleri kurup yönlendirmeye çalışmak. Bu yakın hedef. Ama kendi Hacı Halil oğlu kayısımıza ilkbahar ya bu donlara karşı ilkbahar geç donlarına karşı dayanıklılığı aktarmak planımız, hedefimiz. Herhalde bir 10 yılı alacaktır. Yani şimdi biz hep söylüyoruz donlara karşı önlem alınabilir vesaire ama bir yere kadar önlem alınabiliyor. İşte sisteme yaparsınız, işte bitkiyi beslersiniz vesaire falan ama eğer bir bitki soğuğa karşı dayanacaksa bunun genlerinde aslında o kesinlikle. Şeyin olması lazım. Kesinlikle. Yani direncin olması lazım. Evet, doğada var. Bunun çözümünün doğada olduğunu burada yaptığımız çalışmalarla gördük. Evet. Çok şiddetli donlardan kurtulabilen, yani aslına bakarsanız başlangıç olmasına rağmen biraz daha kesinlik var. Şöyle ki tek bir ağaç etrafındaki sayısız ağaç kaybetmiş ürününü tek başına bir ağaç bulunduğu yer öbürlerinden daha farklı değil ürünü var. Bunu da düşünmek lazım. Demek ki ümit var, genotipler var. Zerdali popülasyonu içerisinde. Burası iyi bir çalışma alanı. Söylediğim gibi hem sayı yönüyle, zerdali ağacı sayısı yönüyle hem de sit alanı olması nedeniyle yapılaşma çok fazla değil yörede ve iyi bir araştırma sahası. Evet. Aslında doğa hani ziraatçılar olarak sizler bir seleksiyon yapıyorsunuz, ıslah yapıyorsunuz ama doğada kendi içinde doğal bir seleksiyon yapıyor. İyileri kesinlikle. Ayakta tutuyor, zaten kötüleri biz, elimine evet, ediyor zaten. Zaten biz bundan faydalanıyoruz çalışmalarımızın büyük bir kısmında. Evet. Aslına bakarsanız iklim bize yardımcı oluyor. Şiddetli donlar bize çalışmalarımıza yol çiziyor aslında. Evet. Aslında fakat tabii ki istenmeyen olaylar doğrudan ürün kaybına neden oluyor çünkü.
Evet, yöre halkın bize bu çalışma kapsamında bir hayli yardımcı oluyor, haber veriyorlar. Biz de gidiyoruz, inceliyoruz. Çünkü onlara şunu söyledik, bu yaptığımız çalışmanın sonucu yine sizlere dönecek. Hedefimiz bu yörede meyvecilik yönüyle olabilecek en iyi seçenek zerdali ya da bir süre sonra kayısı. Ama nereden? Zerdali popülasyonu içerisinden ümit var olarak bulduğumuz tiplerin aşıyla çoğaltılması neticesinde elde edeceğimiz bir kayısı. Ha, bu bir sanayilik olabilir, sofralık olabilir. Bunları yöreye kazandırmak hedefimiz bu. Bunu yaparken de modern meyvecilik teknikleriyle, yani klon anaçlar üzerinde, sık dikim sistemiyle, bakımı kolay ve sulama vesaire kültürel tedbirlerle. Kürede su yok değil, evet. Sadece terk edilmiş ağaç görünümünde. Çünkü üst üste 5-6 yıl ürün alınamayan bir ağaca kim olsa bakım yapmayabilir. Zerdali aslında belki meyve sucular için aroma kaynağı. İsterseniz bunun önünden biraz bahsedelim. Evet, zerdali de aynı kayısı gibi kullanım potansiyeli olan bir meyve. Yani aynı. Evet. Kayısı, zerdali, ikisi de aynı. Aslında zerdali kayısının çekirdeğinden çıkan ağaç, ağacın meyvesi aynı. Olarak diyoruz. Şöyle düşünebilirsiniz, kayısı da bir zamanlar zerdaliydi. Evet, aynen. Çalışmalarla daha sonra aşıyla çoğaltılmış. Bu ayrım bizim ülkemizde yapılıyor, zerdali kayısı ayrımı diye, ama şu var, biz zerdali diye gördüğümüz ağaçların tohumdan olduğunu biliyoruz. Kayısı olarak gördüğümüz ağaçlar ise aşıyla çoğaltılmıştır diyebiliriz. Anlaşılması gereken bu. Zerdalinin kayısıdan farkı ne derseniz, bir kere bunlar tohumdan çıktıkları için birbirlerine benzemezler. Genetik değişiklikler vardır. Değişik özelliklere sahiptirler. Çoğu da kıraç alanda yetiştiği için ürünü kuru madde ve aroma yönünden zengindir. Bunun tarımdaki değeri nedir? Bu ürün, yani aroma ve kuru madde yönünden zengin olan bu ürün özellikle meyve suyu sanayi tarafından aranılan ürün niteliğindedir. Çünkü bunların kuru madde, asit, aroma gibi özellikleri kültür kayısı çeşitlerinden farklılık gösterir. Aranmasının esas nedeni de budur. Bu yöreye ürün olduğu zaman tabii ki meyve suyu için ürün tedarik eden kişiler özel olarak gelip ürünü toplama eğilimi gösterirler. Fakat burada maalesef ekonomik anlamda zerdalinin kayısıdan bu yönde bir ayrımı yapılmamaktadır. Maddi olarak aynı bakılmaktadır. Tabii ki bu doğru bir yaklaşım değil. Eğer bir ürün daha değerli ise bunun fiyatı da daha değerli olmalıdır. Bu aynı zamanda bu üreticiyi zerdaliye yöneltecek olan bir unsurdur. Yani meyve suyu sektörü eğer kayısı suyu için bu yörenin ürününü beğeniyor, arıyor ise bunun da değeri diğer kayısı ürününden farklı olmalıdır. Böylece bu durum bizim yaptığımız çalışmalarla da bütünleştiği zaman bu araştırmanın sonucundan yararlanacak diğer bir sektör de gıda sektörüdür, meyve suyu sektörüdür. Çünkü her yıl bu yörede geldikleri zaman istedikleri meyve özelliklerine sahip ağaçları bulabilecekler, onlardan ürün alabileceklerdir ve süreklilik arz ettiği için de ürün sıkıntısı çekmeyeceklerdir. Eğer değerini
verirlerse de üretici bunu severek yetiştirecek ve dolayısıyla bu değerli genotiplerin kaybının önüne geçilecektir. Bu çalışma bu haliyle bile hem üreticimizi hem de doğrudan meyve suyu sektörünü ilgilendiren bir projedir. Burada bir olay daha var. Oradaki zerdaliler de ilkbahar geç donlarından etkileniyor. Yani ilkbahar geç donlarından etkilenmeyen, ülkemizde yurt dışında bilinen çok yaygın bir kayısı genotipi maalesef ki yok. Bu çalışmanın zaten orijinalliği bu. Her yıl dona rağmen, herhangi bir ekstra önleme gerek kalmadan biz bu genotipi yetiştirebilecek miyiz? Böyle bir genetik potansiyel var mı gerçekten? Bunun için buradayız. Dolayısıyla bulguları hem gıda sektörü için önemli hem çiftçimiz. Kaldı ki çiftçimiz sadece gıda sektörü için değil, sofralık tüketime yönelik de bu ürünü değerlendiriyor ve getirisi oluyor kendilerine. Dolayısıyla her şeyden önce biz bu zor doğa koşuluna dayanıklı ebeveynleri, genotipleri bulduğumuz zaman hem bu yöre için çok değer taşıyacaktır hem de esas hedefimiz olan ülkemizin en önemli tarımsal ihracat ürünlerinden kuru kayısıyı da ıslah etmeye olanak sağladığı için bu haliyle bile bu çalışmanın önemli bir ülkemiz potansiyel kazanacak olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Kesinlikle. Kuru kayısı, sofralık kayısı, meyve suyu için, hepsi için. Evet, şimdi kalite kriterleri sadece meyvenin fiziksel olarak büyük olması, renkli olması değil, onun aroması, içerisindeki kuru madde miktarı da önemli. Peki şimdi şu an mevcut bizde sizin de gezdiğinizde bahçelerde şunu gördük. Gerçekten birçok ağaç dondan zarar görmüş, arada tek tük ayakta kalmış, çiçekleri hala canlı olan ağaçlar var. Şimdi geçen sene bu ağaçların meyvelerini gördünüz. Bu meyveler içinde gerçekten pazar şansı yüksek olan tipler var mıydı? Her pazarın istediği ürünün özellikleri birbirinden farklıdır. Meyve suyunun istemiş olduğu ürün özellikleri kurutmalık kayısıya uymaz. Kurutmalık kayısının sahip olduğu özellikler çoğu zaman sofralık için uygun olmayabilir. Dolayısıyla hedefimiz ne? Önce bu ortaya konmalı. Üreteceğiniz, ıslah edeceğiniz genotip hangi özelliklere sahip olmalıdır? Dolayısıyla bu çalışmadan çok çeşitlilik çıkacak ve her sektöre hitap edecek bir genotipe ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Çalışmanın bir kısmı meyve suyu sektörüne hitap edecek, bir kısmı sofralığa, ki sofralık kayısı da mesela yüksek kuru madde oranı çok aranmaz. Ama kurutmalık kayısı da yüksek bir kuru madde oranı talep edilir. Ona yönelik, sofralığa yönelik, sanayiye yönelik her sektöre uygun çeşit çeşit genotiplere ulaşacağımızı düşünüyorum bu yönüyle. Ama hepsinin ortak bir yanını olmazsa olmazı soğuklara, ilkbahar geç donlarına dayanıklılık. Şimdi de Nevşehir İl Gıda Tarım Müdür Yardımcısı Gürol Çetin Bey ile birlikteyiz. Hem bölge hakkında hem de zerdali hakkında ondan bilgi alacağız. Gürol Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bölgedeki zerdali konusunda bir çalışma var. Ankara Üniversitesi'nin yürütmüş olduğu bir çalışma var. Evet. Hem bu çalışmayı konuşalım sizinle hem de bölge hakkında biraz potansiyeli konuşalım. İsterseniz önce zerdali'den başlayalım. Konumuz zerdali. Nevşehir'in geneline baktığımız zaman zerdali konusunda ne durumda, geçmişi nasıldı? İsterseniz biraz onları anlatın bize. Nevşehir Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü olarak biz bakanlığımızın yürüttüğü projeler haricinde yerelde sivil toplum kuruluşlarıyla olsun, üniversitelerle olsun yapılan projelere her türlü desteği vererek nasıl kazanç elde edebiliriz bunun yoluna bakmaya çalışıyoruz. Evet. Bu manada da her türlü projeyi desteklemek için elimizden geleni zaten yapıyoruz. Özellikle zerdaliden bahsediyoruz. Zerdali
bölgemiz için gerçekten daha önceki dönemlerde çok daha fazla önemliyken gittikçe artık eski önemini kaybetmeye başladı. Gördüğünüz gibi ağaçlarımız yaşlandı. Artık yeni meyvelilik sistemlerinde de daha çok bodur ağaç tipleri ve birim alandan elde edilen ürün ve dolayısıyla karı fazla olduğu için ona yönelilmeye başlandı. Biz de il müdürlüğü olarak zaten bu manada özel idare projeleriyle fidan desteği yaparak bu manada bir değişimi yapılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Yalnız tabii bu konuda en önemli problemimiz, bütün İç Anadolu bölgesinde aynı şekilde bu problem var, donlar. Evet. Bu bölgede gördüğümüz donlar ekonomik bir getiri elde edilmesinin önüne geçmeye başlıyor. Nitekim geçtiğimiz sene Mart'ın sonunda görülen don yüzünden İç Anadolu'da neredeyse hiç meyve üretimi olmadı. Bu dolayısıyla bütün bölge halkını da etkilediği gibi Türkiye'nin tüm meyvecilik konusunda da ekonomisini etkiliyor. Bu manada Ankara Üniversitesi'nden Hatice Dumanoğlu Profesör Doktor sağ olsun böyle bir çalışması olduğunu, işte özellikle geçtiğimiz o sene 30 Mart'ta görülen dondan etkilenmeyen çeşitler var ise bunları tespit edip bunları çoğaltmak, bu şekilde de dondan meydana gelecek zararları engellemek manasında bir çalışması olduğunu belirtince biz bu çalışmanın çok yerinde, makul bir çalışma olduğunu düşündük. Elimizden gelen desteği her zaman vereceğimizi kendisine söyledik ve 2 yıldır da bu manada çalışmalar devam ediyor. Evet. Şimdi tabii zerdali olunca hani zerdali tohumdan çıktığı için her ağaç aslında farklı bir tip niteliğinde, farklı bir çeşit niteliğinde esasen. Dolayısıyla bölgedeki tüm ağaçları değerlendirdiğimiz zaman işte bölgede ne kadar bir alanda zerdal yetiştiriliyor? Bölgede eskiden çok daha fazlaydı dediğim gibi ama gittikçe alan daralmakta. Evet. Zerdali gördüğünüz gibi bu ağaçlarda da görüldüğü gibi yaşlandıkça gittikçe verimi düşüyor ve donlardan da etkilenmeye başlıyor. Dolayısıyla zamanla yetiştiricilerimiz vazgeçmeye başlıyorlar. Evet. Bu manada bu çalışmaların desteklenmesi manasında çok fazla yararı olacağını düşünüyoruz. Evet. Yani dondan etkilenmedikleri takdirde eski verim alanlarına yetişecek bir alanda meyvecilik yapılabilir diye düşünüyoruz. Daha önce bölgemizde meyve suyu fabrikası da vardı, Avunus bölgesindeydi. Evet. Ama zamanla işte burada yetiştirici azaldığından kapanma noktasına geldi. Kapandı, uzun bir zamandır da çalışmıyor. Yani aslında zerdali meyve suyucular için de çok önemli bir ham madde. Evet, evet. Hem bölge içinde şöyle bir avantajı var. Buranın kendine özel bir toprak yapısı var. Tüf var içerisinde. Nem tutma özelliği var. Evet. Dolayısıyla burada yetiştirilen zerdalilerin kuru madde oranı, su oranı diğer bölgelerde yetiştirilenlerden çok daha farklı oluyor. Meyve su yapan fabrikalar için de tercih sebebi. Evet. Dolayısıyla burası uygun bir bölge aslında. Peki siz geleceğini nasıl görüyorsunuz? Yani bu bölgede anladığım kadarıyla zerdali yetiştiriciliği kısmen de olsa azalmaya başladı. Evet, İnsanlar evet. Vazgeçiyor belki de. Peki gelecekte bu bölge iyice yok olacak mı yoksa bu bölgeyi yeniden canlandırmak için çalışmalar yapacak mısınız? Şimdi bu dediğiniz konu aslında genel olarak tarımın sorunu diyebilirim. Yani eskisi gibi artık çiftçilerimiz üretim alanlarını daraltmaya başladılar. Eskisi gibi de üretim devam etmiyor. Dolayısıyla biraz önce belirttiğim gibi bodur çeşitlerin gelmesiyle kayısıda özellikle birim alandan çok daha fazla ürün elde edebilecekleri ürünlere yöneliyorlar. Bundan dolayı da üretim alanı önemli ölçüde daraldı. Biz bunu bu tip çalışmalarla gerek fidan desteklemeleriyle gerek bilgi desteklemeleriyle elimizden geldiği kadar desteklemeye gayret edeceğiz. Yani kalite manasında tercih edilen bir yöreyiz. Bunu da korumak için elimizden geleni yapacağız inşallah. Evet. Yani o zaman zerdaliyi burada bu bölgede korumak istiyorsunuz. Tabii ki. Yani korunmalı tabii da ki, aslında. Tabii korunmalı. En azından kalite açısından. Kalite yani açısından. Meyve suyu olabilir, bu içerisindeki kuru madde miktarı olabilir. Evet. Bunlar güzel. Çünkü artık evet meyvecilikte yeni çeşitler üretiliyor ama aroma kaybolmaya başladı. Aynen. Bu da insanların aslında sıkıntı yaşadığı bir durum. Evet. Evet, meyveler çok güzel, yere gösterişli vesaire ama aroma kayboldu. Bunu biz her gittiğimiz yerde duyuyoruz. Aynen. İl müdürlüğü olarak bu dediğiniz manada sadece biz zerdali ile sınırlı değil. Gene yerel de yerel tespit, yerel çeşitlerin tespiti ve korunması projesi diye bir projemiz de var. Evet. Bu manada daha önce yıllarca burada ekimi dikimi yapılmış çeşitlerin tespit edilerek onu çoğaltıp yine dağıtıp yaygınlaştırılmasını sağlamak, kaybolmasını önlemek için çalışmalarımız da devam ediyor.
Elmayla başladık o çalışmada da. 12 çeşidimiz var mesela. Onun gibi ilerleyen zamanlarda diğer ürünlerde de aynı çalışmayı devam ettireceğiz. Bu manada dediğiniz doğru. Eski kendine has bir kokusu, işte aroması olan meyvelerimizin korunması mutlaka gerekiyor. Sahip çıkılması gerekiyor. Kesinlikle. İl müdürlüğü olarak biz bunun farkındayız. Elimizden gelen desteği de yapacağız inşallah. Tabii bölge güzel bir bölge. Zerdali bölgesi. Şimdi zerdali olunca biz de şimdi burada görüyoruz. İçinden farklı tipler var. Yani soğuğa dayanmış işte ya da farklı özellikler var. Bunu da Ankara Üniversitesi araştırıyor. Evet. İnşallah güzel bir tip ve hatta sonunda tescilli bir çeşit ortaya çıkar. İnşallah. Evet. Bölgedeki üreticilerimiz de bundan faydalanır diye ümit ediyoruz. Tabii bir bölgeye bakınca arazilerde, daha doğrusu bahçeler küçük küçük, çok küçük. Evet, çok İşletme küçük. Büyüklükleri bakımından çok küçük. Belki bu da bölgenin en büyük sıkıntılarından biri. Aynen öyle. Peki birlik konusunda bir çalışma var mı? Yani bölge halkı, özellikle zerdari üreticiler için söylüyorum. Yani birleşip bir birlik olup faaliyet sürdürme gibi bir çalışma var mı? Ya bu konuda biz zaten ilgili bir şubemiz var. Gerekli çalışmaları yapıyoruz ama şu anda işte ekonomik getirisi yönünden değerlendirildiğinde bir sıkıntı yaşandığı için birlik olmakta da sıkıntı yaşanıyor. Çünkü bu birliğin de her yıl belirli bir gideri var. Evet. Bunların da karşılanması gerekiyor. Yani yeterli gelir elde edemeyen kişilere birliğe zorlamak da çok şu anda makul değil. Ama ilerleyen zamanla mutlaka bununla ilgili çalışma ve gelişmeler olacaktır. Peki inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Son ben olarak teşekkür ederim. Üreticilerimize söylemek istediğiniz, paylaşmak istediğiniz bir şey var mı? Şimdi Nevşehir olarak biz hep turizmle öne geliyoruz işte, evet. Peribacaları. Onun dışında bizim böyle güzel değerlerimiz de var. Toprak olarak da farklı bir toprak yapısına sahibiz. Bunun ürünler üzerine de olumlu etkileri var. Bu konuda sizin de farkındalık oluşturmak manasında böyle bir çalışma içerisine girmeniz, bunu yayınlıyor olmanız bizim için de çok büyük bir avantaj. Çok teşekkür ediyoruz. Totalde bu bölge artık bu ağaçlara bakmakta zorluk çekiyor. Terk etmişler. Terk etmek istiyorlar da, daha doğrusu etmeyenler de. Bu konuyla ilgili siz ne söylemek istersiniz? Yani bir tip araştırmanız var, tamam, ama sizin bu araştırmanın sonuçlanana kadar onlar neler yapsın? Şimdi ben bu yörede maalesef ki bir meyve bahçesi göremiyorum. Evet. Bana göre konuşmamızın başından beri ben hep popülasyon, tip, ağaç söz ediyorum. Hiç bahçe söylemedim. Çünkü meyvecilik yönünden bu ağaçlandırmanın adı bahçe değil. Kesinlikle. Tek tek genotipler benim için kıymetli. Ne yönüyle kıymetli? Çiçeğine bakıyorum, dona dayanımına bakıyorum, örnekler alıyorum, don testi yapıyorum. Her hafta biz buradayız. Sürekli olarak ağaçları araştırıyoruz. Ama bahçeleri değil, ağaçları. Burada bir verim kriterine bakmıyoruz biz. Zaten bakamazsınız. O kadar bakımsız ki ağaçlar, kocamışlığın ötesinde bakımsızlıktan ortaya çıkmış bir kötü durum var. Yaşlanmış ağaçların üzerinde yoğun bir ökse otu zararlısı var. Bunlar tabii ki aslında il müdürlüğünün çalışma kısı kapsamında, yani çiftçinin bunları temizlemesi gerekirken hiç kimse oralı dahi olmuyor. Bu ökse otları ağaçları hızla kurutuyor. Ben bahçe kaybı olarak görmüyorum. Sadece o genotiplerin kaybı endişesiyle çalışmamıza biraz daha hız vermenin gerektiğine inanıyorum. Kaldı ki bu ağaç sahipleri, bakın bahçe sahibi demiyorum. Bu ağaç sahipleri ağaçlarını, bu en birinci yapılması gereken bu ökse otundan temizleseler, kuruyan dalları ayıklama tarzında da olsa bir budama yapsalar, biraz gençleştirseler, baksalar, tamam mı? Belki bu yıl ürün vermedi ama seneye verecektir. Kaliteli bir ürün elde edeceklerdir. Fakat üretici, yani ağaçtan meyveyi alan kişinin sanki bu ağaçtan bir beklentisi yokmuş izlenimi var yörede. Dolayısıyla yörenin zerdali tarımını ihya etmek bu şekilde kesinlikle olmayacaktır.
Yani zaten tarımda da böyle bir şey yok. Bahçe şekli yok, üretim şekli yok. Yapılacak bir kere homojenlik yok. Yani biz meyvecilikte tohumdan elde edilmiş bir bahçe, tohumla çoğaltılmış ağaçlardan oluşmuş bir bahçeyi önermiyoruz. Hiçbir zaman önermiyoruz. Böyle bir şey olamaz. Burada sadece kendine yer bulmuş tohumdan kayısı ağaçları var. Bu kadar. Bunun tarımsal değeri var mı? Az ya da çok. 3 ya da 5 yılda bir. Elde edilen ürünün gelen meyve sucuya ucuz bir fiyattan verilmesi dışında bir faaliyet, bir bahçe tarımı, bir meyvecilik faaliyeti burada yok. Bu sıfırdan başlanacak. Ne zaman başlanacak? Öncelikle doğru genotipleri bulduktan sonra eğer üretici ürününü değerlendirebilecek, yani maddi açıdan pazarlaması sorunu yaşamayacağı, kendisine getiri olan bir tarımsal faaliyet olarak gördüğü an kapama kayısı bahçelerini yöresine uygun çeşitlerle kuracak ve bir tarımsal faaliyete başlayacak. Yörede bugün itibariyle bir zerdali üretim olayı yok. Mevcut ağaçlardan ürünün, eğer olursa ürünün kaldırılması şeklinde bir faaliyet var. Bunun adı maalesef ki meyvecilik değil. Evet. Yani aslında insan eliyle dikilmiş ama doğada sanki kendiliğinden yetişmiş ağaç olarak düşünebiliriz. Evet, bir zamanlar çok eskiden suyun da bulunmaması nedeniyle tohumdan ekme yoluyla bir ağaç popülasyonu elde edilmiş. Olay bu. Tabii bundan sonraki süreç çok önemli. En azından şimdiki mevcut ağaçlara iyi baksalar. Bunların her birisinin kendine has kıymetli özellikleri var. Bakın buradayız. Vaktimizin çok büyük bir kısmını ağaçları dolaşıyoruz. Dağ bayırı aramaya çalışıyoruz, görmeye çalışıyoruz, ulaşmaya çalışıyoruz. Hep o farklılık. Bir örneklik olsaydı bir aramaya gerek yok. Hepsi birbirinin aynı olacaktı. Yani işe yarıyor şu anda. Bizim ıslah projemiz için muazzam bir materyal. Fakat meyvecilik yönünü sorarsanız yok, hayır. İyi bir meyvecilik değil bu. Onun için hiç olmazsa ağaçları bireysel bazda sağlıklı kılmak yönünden biraz önce söylediğim gibi öncelikle öksüotundan temizlemek, budamasını yapmak, bir şeyler yapabilirler. Yani onları çok fazla etkilemeyecektir. Üstelik de bilgi eksikliklerine karşı da tarım teşkilatı üreticiyle her an irtibat halindeler. Bizler de geliyoruz. Dolayısıyla istekli olmalarını ümit ediyorum üreticilerimizin bu yönde. Kesinlikle. Ben de katılıyorum aynı şekilde. Bölge önemli bölge. Önemli bir gen kaynağı aslında. Evet, çok iyi gen kaynağı. Hem bu kaynağı korumak lazım hem de bu kaynaklara bakmak lazım. Toprak çok özel. Bu toprakla bütünleşecek, doğru genotiplerle yürütülecek bir tarımsal faaliyet, bahçe kurmalar yöreye gerçekten büyük bir kazanç sağlayacaktır. Yani burada bu tohumdan elde edilmiş hiçbir değeri yok kesinlikle diyemeyiz. İyi ki böyle bir şey yapılmış, biz araştırıcılar için muazzam bir gen kaynağı oluşmuş. Söylediğim gibi bunlar içerisinden seçeceğimiz yöreye uygun genotiplerle burada kapama bahçelerle bir tarımsal faaliyet filizlendirilecektir gelecekte. Kesinlikle. Hocam verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Son olarak üreticilerimize, özellikle kayısı yetiştiricilerine söylemek istediğiniz bir şey var mı? Buradaki kayısı yetiştiricileri bundan vazgeçmesinler. Sahip oldukları bu genetik kaynak içerisinde muhakkak ki sorunlarına çözüm getirecek tipler vardır. Hep birlikte ev birliğiyle bunu gündeme ortaya çıkarttığımız an işte onların da bu ileriye yönelik faaliyetine önemli bir kaynak, bitkisel kaynak oluşturacaktır. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Rica ederim. Değerli izleyenler, programımız burada sona erdi. Bir başka bölgede bir başka konuyla tekrar görüşmek üzere. Emeğiniz ürününüz berekete dönüşsün. Hoşça kalın.